Merhaba Kuzey Kıbrıs, merhaba Kıbrıs TV izleyicileri. Bir Her Şey Masada programına hoş geldiniz. Evet, çarşamba gün program yapamadık. Aradan iki gün geçti. Bugün Cuma. Yeni bir konukla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ara eleman, esnafların sıkıntıları, esnafımızın ülkede nasıl işleyişiyle ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımızı davet ettik. O da bizleri kırmayarak programımıza geldi. Daha önce yine program yaptık Sayın Başkan'la. Yarım kaldığımız bazı konular var. Yine o konuları yarım kaldığımız yerden devam etmek istedik. Onları konuşacağız. Sorularınız varsa WhatsApp hattımız açıktır. 0539-122-02-02'den bize yazabilirsiniz. Ben de okurum. Sayın Başkan da elinden geldiği kadar mutlaka sorularınızı cevaplayacaktır. Huzurlarınızda Sayın Başkan'a hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Başkan. Hoş bulduk. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Evet. Vallahi iyi değiliz. Yani iyi olun, iyi olun. İyi yani değiliz. Sağlık olarak iyi. Sağlık olarak iyiyiz çok şükür. Evet. Ama toplum olarak iyi değiliz. Evet Sayın Başkanım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olarak esnafımızın şu anda onlardan başlayacağım. Yani ekonomik olarak baktığımız zaman tüm dünyada ekonomik kriz var. Tüm dünyayı sarmıştır. Bunu inkar etmek doğru olmaz. Hemen yanı başımızdaki güneyde de var bu. Anavatanımız Türkiye'de de var. Globaldır. Dünya boğuşuyor bununla. Dövizdeki tırmanış yine yavaş yavaş bu 1-2-3 günün içerisinde tekrar kıvırdamaya başladı yukarıya doğru. Esnaf ne durumda? Esnaf elindeki işlerini üretebiliyor mu? Esnaf sizlerden ne gibi istekleri var? Bir bunlarla başlayalım. Arkasından sizlerin neler yapmaya çalıştığını, nerelerde tıkandığınızı, tıkandığınız noktalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şu andaki yönetim şekliyle baktığımız zaman idarenin size karşı destekleri nelerdir? Size karşı olan tutumları nelerdir? Bunları bir değerlendirelim. Buyurun Sayın Başkan. Evet. Öncelikle şundan bahsedeyim. Esnafın şu anda en büyük sıkıntı işlerimiz dar. Yani çok büyük bir işimiz yok. Piyasada biraz inşaat sektöründe bir hareketlenme var. O da işte geçici bir suni bir büyümedir. Ama şu anda esnafın en büyük sıkıntısı eleman. Yani şu anda eleman ihtiyacı en büyük sorunlardan bir tanesidir. Yani bugün makinese giden eleman yok. Elektrikçi eleman arıyor. Alüminyumcu eleman arıyor. Bu da bu işleri yapmamız için eleman olmasa bu işler yürümez. Peki bugün sosyal medyada gördünüz mü? Bu elemanlarla ilgili ara eleman olarak çalışma izni çıkarsınlar diye hastaneden dışarıya çıktı kuyruklar ve oraya gelen insanlara bir baktığımızda biz hepsi yabancı üçüncü uyruklu. Bu üçüncü uyruklu insanlarımızın oralarda hastanelerde sağlık raporunu alabilmesi için saatlerce çalışma iznini çıkarsın diye beklemeleri nasıl karşılarsınız? İşte ara eleman eksikliğiniz var dediniz. En büyük sıkıntınız bu dediniz. Sizler de mi biz bu müteahhidimize, iş insanımıza, Kuzey Kıbrıslı vatandaş birilerini veremiyoruz diye üçüncü uyruklu ülkelerden buraya çağırıyorlar ve çalışma izni çıkarıyorlar. Sebepleri nedendir? Nasıl aşmayı planlıyorsunuz? Şimdi konular gene eğitimden gireceğim. Çünkü ara eleman, bugün ara eleman, biz istemiyoruz üçüncü ülkelerden birileri gelsin burada çalışsın. Ama ara elemanın yetişmesinde de bize devlet destek olacağına köstek oluyor. Köstek oluyor. Geçen dahaki programımızda size ben bunu anlattım. Magosa'da bizim birinin çıraklık eğitim merkezimiz var. Evet. Ara eleman yetiştirmemiz için. Magosa'daki öğrencileri buraya Lefkoşa'ya taşımak zordur. Magosa Belediye Başkanı'yla gittik, görüştük. Meslek Eğitim Dairesi'yle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Biz Magosa'da bir Taner Akcan Çıraklık Eğitim Merkezi bir okul daha açmaya uğraştık. Ve bunu canla gönle uğraştık, başardık da. Belediye Başkanı sağ olsun bize sınıf verdi, öğretmenlerin yardımcı olduğu her şey yapıldı. Ama bir bakarak ansızın
Bakanlar Kurulu bir karar aldı. Bütün öğrencileri sınıf geçirdi. Ben alay elemanı nasıl yetiştireceğim? Bu ülkede kaynakçıya, klimacıya, makiniste, alüminyocuya, kalıpçıya, demirciye ihtiyaç yok mu? Var. İşte biraz önce bu saydıklarınız maalesef en çok ihtiyaçta olan meslek. Evet. Ama peki devlet ne yapıyor? Devlet bunların önünü kapatıyor. İşte birileri getirsin yurt dışından. Tam da kime hizmet ediyor bu? Yani biz bu sene öğrenci sayımızı 700'lere 800'lere çıkmasını beklerken, çünkü bir sınavlar yapıldı. Çünkü bize gelen çocuklar, geçen de anlattığım için tekrar anlatmama gerek yok. Bize gelen çocuklar. Geçen de duymayanlar olabilir yani anlatabilirseniz anlatın. Bizim ara elemana gelen çocuklar ortaokulu mecbur eğitimdir. Lise 1'e gider çocuk başarısız olur. Hatta lisede başarısız olur. O elemanlar bize gelir. Ve bu elemanları biz alıyoruz. İş yerleriyle, bize üye olan iş yerleriyle, işte alüminyocuyla, makinesiyle, klimacıyla sözleşme yapıp haftada 4 gün bu çocuklar iş yerinde birebir çalışıyor, bir gün okula geliyor. Biz bunu yaparken baktık, bu sene öğrencilerin sayısını gördük. Bakanlık dedi, ek bir sınav daha yapacağım dedi, bütünleme sınavı. Ek bir bütünleme sınavı yaptı, yine geçemedi bu çocuklar. Şimdi döndü, Bakanlar Kurulu kararıyla tümünü geçirttiler. Ben soruyorum, ben neresin meslek sahibi, çırak yetiştireceğim, makinist, elektrikçi, onu bunu. Yani buna devlet bize köstek oluyor. Esas da şunu sormak lazım burada ama. Siz bu şekilde düşünürken bu geçmeyen çocuklar da yaşanan okullara gitmeyen dönemleri oldu, öğretmenlerin eylemleri oldu, grevleri oldu ve başarısız oldular. Bütünlemeye girdiler. Bütünlemeden de geçemediler. Döndü Bakanlar Kurulu da hepsiniz geçti dedi. Ek bir bütünleme daha oldu. Peki bütünlemeden mi? Peki Sayın Başkan, varsayalım ki böyle bir karar çıkmadı ve tüm gençlerimiz sınavlarını normal şekilde geçtiler. Evet. O zaman ne yapacaktınız? Yani şimdi Bakanlar Kurulu'yla geçirttiler 100-200 kişi neyse sınavda kalan. Fakat normal süreç içerisinde çocuklarımız sınavlarını geçmiş vermiş olsalardı siz yine bu öğrencilerden faydalanamayacaksınız. Esas neden burada hem Eğitim Bakanlığı hem aileler ve siz Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak bunu topluma algı operasyonu yapıp algıyla insanlarımızın beynine işlememiz gerekiyor. Neden? Mesleğin. Eğer biz bu çocuklarımız hep okula gider, üniversiteye gider, bu üniversite mezunları bu kadar üniversitede çok bu ülkede her sene binlerce mezun verirsek biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ara eleman imkanı yok bulamayız. O yüzden sizlerin bunu beklemeden devlet ayağı bir, esnaf ve zanaatkarlar iki, aile bacağı da üç, devlet birlikte hareket edip projeler hazırlayıp bizim bu okula gelip meslek sahibi yetiştireceğimiz çocuklarımızı buraya sınava tabi tutulabilmeleri için hazırlamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Siz de düşünürsünüz. Tabii ki dediğiniz doğrudur ama yalnız sadece burada çıraklık eğitim merkezi değil. Meslek liselerimiz de var. Meslek liselerinden mezun olan çocuklar da bu işi yani %50'si bu işi yapmıyor. Evet. %50'si yapmıyor bu işi. Çünkü günün sonunda meslek lisesinden çıkar. Üniversitelerimiz seviyeleri düşük olduğu için bir üniversiteye girer. Okuduğu bölümün alakasız bölümlere giriyorlar. Alakasız bölümlere giriyor. Orada devam ediyorlar. Ondan sonra tek derdimiz devlete girip istihdam edilmek. Eğer devlet bunlara üniversite puanlarını yukarı çekmezse, biz bunu defalarca söyledik, her forumda söylüyoruz. Devlet üniversite puanlarını üste çekecek ki şeyden mezun olan, liseden, meslek liseden mezun olan bir çocuk kolay kolay gidip işte atıyorum avukatlığı okuyamayacak veyahut da ne bileyim başka bir bölümü okuyamayacak. Yani zaten devlet meslek liselerinde aldığı ders seviyeleri belli. Bir mühendisliği okuyamaz. Gider 3 senesini, 4 senesini mühendis olacak diye orada uğraşır. Mühendis de olamaz. Günün sonunda döner askere gider. Ve çocuk meslekten kopar.
Yani bu sizin bahsettiğiniz bu devlet politikası olması lazım. Devletin en mühim konusudur bu. İşte bunlar biz yapmadık sonra ara eleman bulamayacağız. Yarın evinize klimanız bozulduğunuzda, çeşmeniz bozulduğunuzda eleman bulamayacak. Gelecek oraya biri, dilimizden anlamaz, bir şey bilmez. Yani bunlar böyle olacak. Yani işte ben yani burada devletin politikasının yanında esnaf ve aileler mutlaka bizler de, evet, kamuoyu da, basın da bunu işlememiz lazım. Yani sanatkar, sanat yok, altın bileziktir, evet, felsefesiyle hareket, evet, etmemiz gerektiğini vurgulamamız lazım. Bu küçücük adada bu üniversitelerden mezun olan gençlerimiz işsiz kalıyor. İşsiz kalıyor. Devletin herkesi istihdam edemeyeceği bir ortam. Evet. Devlet senede 500 kişi alabilse, ki alamıyor. Alamaz. 300, evet, 350 kişidir belki. Evet. Bir senede her iki emekliye bir kişi alabilir, evet, yeni yasaya, evet, göre. Yani bu kadar üniversiteden mezun olanların çoğu dışarıda kalıyor. Dışarıda kalıyor. İşte, evet, bu yüzden sanata yönelmeleri, sanatı öğrenebilmelerini, ortaokula giden ve başarısız olursa bunu çocuğun, hmm, ortaokul bittikten sonra bilmesini gerektiren çalışmayı yapmamız, evet, lazım. Evet, doğrudur, ben katılırım. Katılırım. Yani ama aynı zamanda bunun işte bir devlet politikası olması lazım. Yani biz mesela yetişkin eğitimimiz de var bizim. Yani yetişkin eğitimimiz de var. Adam isterse gelsin şimdi berber olsun, gelip oradan eğitim alabilir. Berberlik okuyabilir, gelip yetişkin eğitimini alabilir. Ondan sonra iş yerini açabilir rahatlıkla. Ama bu gidişinden görüyoruz. Biz aynı zamanda Esnaf ve Sanatkarlar Odası yurt dışından, üçüncü ülkeden eleman getirmemiz için kendi üyelerimize şeyimiz var. Bir bakıyoruz, geliyor biri, 20 tane eleman istiyorum. O biri geliyor, 10 tane eleman istiyorum. Beni arıyorlar, başkan benim elemana ihtiyacım var. Bana 10 günde bu işi hallet. Ya o tam da yani ne olacak yani, bu işin sonu nereye varacak? Yabancı gidiyor. Yani biz ırkçılık yapmayız ama. Yani bu da bir gerçektir. Ha, devlet nasıl sahip çıkacak buna? Mevcut ustalar da, adam iş yapar, bu yandan adam ikinci bir iş yapar. İkinci bir iş yaptığı için devlet memuru gider iş yapar, ikinci bir iş. Bir yasak yok, bir engel yok, bir denetim yok. Bu da insanlar meslekten soğuyor. Ya ben gideyim, geçen gün bir arkadaşım söyledi. Yanındaki eleman, 14 sene var yanında çalışan eleman, ansızın devlet dairesine alındı. 3 gün, bir hafta önce. Tam da yani bu adam 14 sene var bu işi yapar, elektrik müteahhitliğinin yanında çalışır, ansızın girdi. Nereden? Ben de gideyim rahat olayım. Birkaç sene burada yer edindikten sonra ben de dışarıda elektrikçilik de yaparım. Bir maaş da ondan alırım. Tabii ki o ustayı kim koruyacak? O sanatkarı kim koruyacak? Öyle bir... Başkan, bu bakış açınızda bir de şöyle düşünün. Bizim gençlerimizin bu ülkede kendi iş insanımızın yanında çalışmayıp da güneye veya devleti tercih, evet, etmeye sebep ne? İddiaları söylüyorum. Yani geliyor, ben 14 yıldır sizin yanınızda, hı, çalışırım. Eğer bana, çalışana, iş veren hakkını vermiyorsa o da hakkını alabilmek için ya güneye kaçıyor, evet, ya da başka bir kapı buluyor. Kapı, bir de bu yönlü bakılıyor olaya. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok iş insanını çağırdım ben. Bunları, hı, da çok örnek verdim. Yani bizim insanımız neden sizin yanınızda çalışmıyor diye sorduğum, hı, soruya bizi çalışanlar, buraya çağırdığım çalışanlar diyor ki asgari ücret teklif ediliyor bize. Ben sabah 8'den akşam 5'e eğer kalifiyeli bir, hı, eleman isem ben asgari ücret ile ailemi geçindiremem diyor. Ama Güney Kıbrıs'a gidip o tarafta gündelik euro alıp bu tarafta, hı, gelip euroyu bozdurduğunda belki çalışıp o yandan kazandığıyla ailesini geçindirebiliyor. Bu yönlü de bir baktığınızda böyle olaylar da yok mu ülkede? Yani şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Kariferi bir eleman, usta bir eleman. Ben asgari ücretle çalıştığını bu ülkede hiç inanmıyorum yani. Yoktur, öyle bir şey yoktur. Bugün asgari ücretle çalışan en pasif insanlardır. Düzütçilerdir. Yani bir usta işleyecek, bir alüminyumcunun yanında da asgari ücretle çalışacak. İmkanı yoktur. Yoktur. Kesinlikle yoktur diyorum. Varsa bir iddia bağlantısı söylesin. Yani kaynakçı ustası dört gözün aranır.
makinist dört gözünü aradır. Yani iyi bir maaş alıyorlar. Ama nedir? İnsanlar işte ustalarda daha fazla maaş vermeleri için devlet de işverenleri koruyacak, esnafı koruyacak. Ve biraz önce bahsettiğim konularda yani devlet sen adama izin verirsen göz yumsun, akşamüstü 5'ten sonra havlusunda arabası gitsin birine o birine servis yapsın. Buna da dışarıdaki esnaf bunu gördüğü vakit şikayetini yapmak gerekir ama. Evet, yapar. Yani çekinmeyecek vatandaş yapar, ne yapacak bu şikayeti? Yapar. Ne olur? Hiçbir şey. Hiçbir şey olmuyor. Yani yapar. Adam 4'ten sonra çıkıyor, gidiyor, makinistlik yapıyor. Kaportacılık yapıyor. Yani yapıyor. İkinci bir iş yapıyor. Bunlar ikinci işin önüne geçmemiz lazım. Artık bu ülkede kimin ne iş yaptığını belirlememiz lazım. Yani artık kimdir bu ülkede? Kaç tane makinist var kayıtlı? Kaç tane alüminyocu var? Kaç tane o var? Hepsi bir bir tespit edilmesi lazım. Bu da Çalışma Bakanlığı'na düşer bu konu. Yani Çalışma Bakanlığı da bu işe el koyması lazım. Denetimleri arttırması lazım. Denetimleri artmadık sonra bu sorunları hep yaşayacağız. Yani yeni atanan Çalışma Bakanı ile bir araya geldiniz mi? Daha gelmedik. Bu haftalarda bir ziyaret edeceğiz yeni. İşte ondan ümidimiz var. Çünkü o da bizim gibi esnafıdı o da. Esnafıdı. Yani esnaftan gelmedi. Evet, esnaftan gelmedi. Özel sektörde, evet, özel sektörden inşaat şirketi vardı. Evet. Bizim sorunlarımızı gayet iyi biliyor. Ne sorunlarının yaşadığımızı. İnşallah en kısa zamanda onu ziyarete gidip bu sorunları anlatacağız. Yani. Peki bir önceki programımızda yarım kalmıştı bir konu. Devletin esnafa sosyal içerikli sosyal yatırımlardan devletin katkısının yapılmadığını, evet, ve bu dönemde yapılabileceğinin sözünü aldığınızı bahsettiniz. Evet. Bu katkılardan devlet şu anda esnafa kaç kişiye kadar yanında çalışana bu katkıyı yapabiliyor? Şimdi son artık bu ay itibariyle başlayacak. Ekim ayı itibariyle. Ekim ayında Eylül ayı ödeyeceğiz. Ekim'de Eylül ödeyeceğiz. Eylül ödeyeceğiz. Evet. %25 katkı yapıyor çalışanlarına. Çalışanlarına. Bütün kesimleri yapıyor. Yani bütün... Ayırmıyor yani. Ayırmıyor. Bütün meslek dallarına ayırmıyor. Bütün meslek dallarına yapıyor. %25. Bir de ayrıca bizim odanın girişimleriyle küçük esnaf dediğimiz 10 çalışan ne kadar olan iş yerlerinde 2000 lira destek veriyor. Yani 10 çalışana kadar 2000 lira iş yerine destek veriyor. İşverene destek veriyor. İşverene destek veriyor. Evet, evet. İşverene destek veriyor. Onlar işte bu ay başlayacağının sözünü aldı. 10 çalışana kadardır bu. Evet, 10 çalışana kadar. 10 çalışana kadar. Küçük 10 çalışanın üstündeki işveren de iş yeri de alamayacak bu 2000 TL'lik desteği. Ama %25'i iş yanında çalışanı alacak. İhtiyaç sandığı, evet, sigorta payını. Payını %25 alacak. %25 alacak. %25 alacak. Peki bu %25'lik orandan memnun musun esnaf? Yani memnun değiliz. Yani bunun daha yüksek olmasını. Daha yüksek olmasını teşvik isterdik ama çok girişim yaptık. Her zamanki gibi. Kaç istediniz Sayın Başkan? Yani biz bunu 150 falan istedik. %75 idi. Bunun altından kalkabilir yani, miyiz devlet yani? Kalkması lazım. Kalkabilir. Çünkü bize 7 ay var zaten. Bize hiç 7 ay 8 ay oldu. Bize hiç destek vermedi. Ama bu desteği vermediği halde bizde o sigortaya yatırdığımız 3. ülkeler ve yeni çalışma izni çıkan tecellilerin bile, hı hı, bunlara yattırdığımız bir para var. O fonda, evet, o para birikti. Bu parayı ne yaptı devlet? Bilmiyorum. Yani bu fonda bu para Kıbrıs yerli istihdamı sağlanması için bir fonudu bu. Evet. Yani bu para gene bizim paralarımızdır. Esnafın parasıdır, müteahhidin parasıdır, onun parası bilmem. Ama maalesef devlette para yok. Her zamanki politika para yok, para yok. Peki yani, şimdi devlette para yok, devlette para yok. Devlet de bulsun, hı, bir şekilde esnafına versin, versin diyorsunuz. Ama bir şekilde %25'lik yapılan bu desteğe de azdır diye evet, tekrardan şikayetlerinizi dile, evet, getirdiniz. Peki Sayın Başkan, son çıraklık eğitimiyle ilgili Mausa'da açmış olduğunuz okulda şu anda sınav yapıp da öğrenci olarak gelebilecek, başlayabilecek birilerini bulabilecek değilsiniz dediniz ama ben düşünüyorum ki sanki de buna sınavlara girip de öğrenci alabildiğinizi duydum. Yok, bizde sınav yoktu. Yani
Yani bize sınavına bize çocuk sınavından gelmez. Bize çocuk. O sınavda başarısız olup da evet. Yani tamam geçtiler ama gene de oraya gelip size müracaat eden insanlar oldu mu? O yönlü. Şimdi Magosa'da şu anda biri yok. Evet. Bizim odaya vardı ama inşallah şimdi tabii o çocuklar bizim odaya gelenler şimdi tekrar geçtiler diye inşallah bizden ayrılıp tekrar gitmezler devlete. Anladım, okula. Yani okula birden mesele o var. Bu birkaç gün içinde netleşecek. Ama biz Mangosa'da çok güzel bir eğitim merkezi hazırladık orada da. Ama dediğim peki gibi, bunu maalesef, ilettiniz mi de Eğitim Bakanlığı'na? İlettik. Hiçbir ilettik. Şey olmadı. Hiçbir şey Bakanlar olmadı. Kurulu hiçbir aldı şey kararı. Evet evet. Yani hatta biz ek bütünlemeye de karşıydık. Ek bütünleme de olmasın dedik. Ama ek bütünlemeyi de yaptılar. Onda da başarılı olamadılar. Enler böyle bir formül buldular. Bakanlar Kurulu kararıyla geçirsinler. Zaten sendikalar da karşı çıktı buna. Yani çünkü bu da esasında çalışıp geçen öğrenciye de bir haksızlık oldu. Değil mi? Yani şimdi çocuklar sınava girdiler. Biri gece gündüz çalıştı, geçti, etti. Bu da bu yandan hiçbir şey yapmadan geçti. Bu şeye benzer. Siz işlersiniz, sigortanızı yatırırsınız. Evet. Günü gelir yatırmayanlara ansızın bir af çıkar. Af çıkar, evet. İşte şimdi biz alıştık aflara, hep alıştık. Bak gene şimdi çalışma bakan açıkladı. Moracaya da afı çıkartacak gene. Yani yakında gene bir af çıkacak. Evet. Yani bu da o çocukların da moralini bozar. Öğretmenlerin moralini bozar. Yani öğretmen diyor ki bu çocuk başarısızdır ya. Yani başarısızdır. Denedik, olmuyor. Bırak çocuğu gitsin bir mesleğe. Sen yönlendirmen lazım gene öğretmen. Yani, işte yurt dışındaki bütün gerek İskandinav ülkeleri gerek Avrupa Birliği'nde çocuklar okullara başlayacağında test yapılır, ölçümlendirme yapılır. Eğer yönelecekse ve şeyse sanat okuluna teşvik edilir evet. Ve o şekilde eğitimine orada başlar. İşte ben de bunu öneriyorum. Yani artık biz buna geçmemiz zorunluluğunu lazım. Getirmemiz evet. Lazım. Çünkü gün geçtik sonra işte hastanedeki o kuyruklar çoğalacak. Ama şunu da sormak istiyorum. Bugün sizin üyeleriniz de mutlaka odaya başvuruyorlar. Tabii. Bizim de ihtiyaçlarımız bu ara elemanlar mutlaka vardır istiyoruz diye müracaatlar geliyor evet, size. Evet geliyor çünkü ne yapacak adam iş aldı ya. Yani senin işini aldı adam kaynakçı sabir. Çardak yapacak. Adam yok. Eleman yok. Peki başkan, nasıl yani? Bu elemanlar durur orada eğer kaynakçı, alüminyumcu yani bakılıyor kalifiyelidir, kaynakçıdır, alüminyumcudur, dülgerdir, demircidir buna bakılıp da mı getiriyorlar yoksa alacak kendisini de öğretecek kendine işi? Yani bilmiyorum ama Bangladeş'ten gelenlerin %80'i deyimse bu işi bilmiyor. Onlar da giderler böyle çok kısa bir eğitim görürler galiba bir ay. Bir ayda verir gene bir belge. İşte ustayım, kaynakçıyım, yollar bura. Geldiğinde bura kaynağı nasıl tutacağını bilmez. Yani bu Bangladeş'ten gelmeler, bu son sel felaketinden... Yok Bangladeş'te değil, Libya'daydı. Sorry. Evet. Oralardan da Bangladeş'ten de gelmeye başladı. Bangladeş'ten zaten en fazla Bangladeş'ten yani gelen buraya. Pakistan. Yani Pakistan, Bangladeş. Pakistan, evet, Bangladeş. Bangladeş, evet. Yani... Türkmenistan, Bulgaristan. Evet. Ama onlardan yani en fazla Bangladeş'tir. Nijerya. Onlar öğrenci olarak geliyor. Ama artık onlar gelemeyecek. Yani bir sıkı bir denetim başladı İçişleri Bakanlığı tarafından. İnşallah. Yani öğrenci profili, parasını yatırmazsa, işte diploması eğer bu tarafta denkliği tutmazsa gelemeyecekler artık. Yani bunun içinde kalanlar kaldı okumaya. Evet. Eğer parasını yatıramazsa artık tespit ediliyor online sistemden öğrenci kimliğiyle parayı da okula yatırmazsa evet. Onu tutuklayacaklar yani. Evet. Hani kaçınılmaz yani. Neden? Çünkü ben bunu neden söylüyorum? Bugün baktığımızda hem güvenlik hem kollarına bu nüfusla hiçbir yere yetişemeyiz. Yetişemeyiz. Yani onun için muhakkak üniversitelere bir düzen gelmesi lazım. İnşallah dediğiniz gibi bunlar geldi, tespit edilir. Evet. Bir kısmı da gelirdi öğrenci diye gelir buraya. Yazılırdı üniversiteye. Dışarıda çalışıyor. Ama şimdi olmayacak o. Yazıldı i̇nşallah, üniversiteye. İnşallah. Parasını ödediği ikinci yıl eğer evet. Üniversiteye parasını yatıramazsa ve şimdi bir şey daha çıkarttılar. Öğrenci girerken adaya onun dönüşünün bileti ya da dönüşüyle ilgili parasına dahi
Şu anda devlet alıyor. Teminat çünkü temizlik. Şu anda evet. Eğer kaçak durumunda olanları polis denetim yaptığında da tutuklar. Her bir tanesinin devlete gönderilmesi maliyeti için 3.000 dolara geliyor. Evet. 2.000 ile 3.000 dolar arası. Evet. Bunun altından devlet de kalkamaz. Devlet çıkamaz. Zaten ondandır yani da zaten kolay değil. Paramız yok dedik. Yani bunlar işte hep alınmayan tekbirlerden dolayı bunları yaşadık bugün. Yoksa bu tekbirler, bahsettiğin tekbirler zamanında alınsaydı bunları yaşamayacaktık. Yani. Tabii ki ama yani, buna herkesin bir şeyi var burada. Binleme lazımcılığı. Herkes evet. Artık bir şeyleri düzeltmek için elini taşın altına koyup şikayet edecek sadece başkan. Evet. Hiç kimseden çekinmeden. Çünkü eğer de, biz yani, sing de gülle geçsin, bana dokunmayan yılan bin yaşasın evet, felsefesi olmaz. İnan devam edeceksek evet. Bir yere varamayacak. Evet. Ya yani dediğim gibi yani bir memleket bir silkinmesi lazım. Bir silkinmesi. Ya bakıyorum şimdi gazeteleri takip ediyorum. Okulların ihaleleri şimdi çıkıyor ya. Onun çıkmasının sebebini biliyor musunuz? Yani bilmiyorum ama yani ben bunu kabul etmiyorum. Yani ben bunu mantıken bir iş adamı olarak, bir esnaf olarak yani bir okulun tadilatı, bir okulun şeyi, mimarlar yani bana bahane, neden? Hep bahane üretirik. Şimdi bahane üretirik de ben de araştırdım bunu. Hep bahane üretirik. Bakanlığın açıklaması şu. Bu deprem olayı olduktan sonra tüm okulların isimleri yazıldı ve mimarlar, mühendisler birliğine ya da bu işi yapacak olanlara isimleriyle bunlar hep isimleriyle gitti ve bunların bir çalışması yapıldı. O çalışmanın neticesi bakanlığa geç verildi. Geç verildiği için de bakanlık o rapora göre şimdi ihale aşamasına geldi. Evet. Ama eğitim yılı başladı. Eğitim, yani şimdi okullarda çocukların ders aldığı dönemde sen gideceksin okuldan inşaat yapacaksın. Allah korusun çocuklara bir şey oldu mu? Kim verecek bunun hesabını? Kim verecek bunun hesabını? Ya. Çocuktur yani çocuktur. Gideyim bakayım. İnşaatta ne yapılır? Gideyim bakayım. Allah korusun bir şey düştü başa. Başına bir olay geldi ya. Yani bu olacak iş değil. Yani ben bunlara kızıyorum. Yani çünkü yani olmaması gereken şeylerdir bunlar. İşte yapılanma, plansızlık hep bunları getiriyor bize. Yani. Peki Sayın Başkanım, esnaf odalarına üye olan üyelerinizin sıkıntıları, esnaf üretim yapabiliyor mu? Nelerle boğuşuyor? Bunlarla ilgili sizden biraz bilgi alalım. Evet. Bize de gelen bazı bilgiler var. Biz de size onları aktaralım. Evet. Şimdi esnaf odası dediğimiz gibi işlerini yapıyor. En büyük sıkıntısı şu anda ara eleman sıkıntısı elemanlardır. Dükkanlar küçük işyerleri artık ödeyemez duruma geldi. Elektrikleri ödeyemez duruma geldi. Elektrikler o kadar bir pahalı oldu. Küçük işletmeler artık yavaş yavaş kapanmaya başladı. Geçen de yine bahsettim. Aşağı yukarı %70 gibi bir kapanma var. %70 gibi şimdi, kapanma var. Açılma kaçtır? Açılma da devam ediyor. Yani tam da yani devam ediyor ama ne olarak küçük da? Küçük işletmeler kapanıyor. Yine küçük işletmeler de açılmaya devam ediyor. Küçük ben onu anlayamıyorum. Yani şey olarak açılma, emlak, satış bunlar da devam ediyor daha fazla. Yani bize restoran. Restoran, küçük restoran. Restoran el değiştiriyor. Sen yapamadın, ben alayım. Tekrar aynı restoranın ismi değişiyor, devam ediyor. Ama yani bakıyorsun o da açıyor. 6 ay sonra, 1 sene sonra o da kapanıyor. Bize, yani biraz güneyden gelme var bu Lefkoşa sınırları içine. Onları da nasıl diyeyim artık o geçiş kapılarındaki o eziyet insanları buraya gelmesine, gitmesine çok zordur. Evet. İnsanlar çok zorlanıyor buraya gidip gelmekte. Bunları kolaylaştırma için. Biz gene esnaf odası olarak bu kapıların düzenlenmesinde biz gene elimizi taşın altına koyduk. Esnaf odası, sanayi odası, müteahhitler birliği, otelciler birliği bir protokol imzaladık. Yakında bu giriş kapılarından ilgili bir çalışmamız var. Daha fazla kolaylaşsın bu işler gidip gelmesin. Tabii sadece bizim tarafta değil sorun. Bir de güneyde geçişlerde sorun var. Onlar da artık Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız artık onlar da girişim yapacaklar. Orada Avrupa Birliği şeylerinden bir girişim yapmalı lazım ki rahatlasın.
Adam çıksın akşamüstü, binsin arabasına, gelsin Lefkoşa'ya. Bir kafede otursun, bir yemeğini yesin, gitsin. Çünkü bizde yemek ucuzdur. İki taraflı bir anlaşma istiyor. Karşı taraf diretiyor. Bizimkiler evet, öneriyor. Diyor, onlar evet. reddediyor. Evet. Onlar öneriyor. Bu taraf bir reddediyor. Bir evet. Halbuki iki ülkenin insanı da zor geçişlerde zor evet, günler yaşıyor. Evet. Saatlerce bekliyorlar. Saatlerce bunu bekliyorlar. Her iki lider de evet. görmesi gerekiyor. Görsün ve ona göre inşallah işte ona göre bir görsün zamanda şey bir çare üretirler. Bize gelen sorunlardan bir tanesini ben söyleyeyim size. Esnaf odasına üye olan sizin üyelerinizden gelen şikayetlerin bir tanesi de kredinin küçük düşük faizli kredilerin müracaatlarını bankalar alıp o kredilendirmeyi kullandırmamalarından şikayet ediliyor. Yani bu kredilendirme herkese ya da bakıyorlar adamın birazcık borcu var tam ödeyemedi işte risk faktörü vardır. O krediyi onaylamıyorlar. Bununla ilgili olarak oda başkanı ve yönetimi neler yaptınız, neler yapabiliyorsunuz? Şimdi şu anda bizim yerli bankaların kredi şeyi yok. Yani, küçük esnaf kredisi yok. Yok. Normal ticari kredi var şimdi. Normal ticari kredi var. Evet. Yani ona zaten biz müdahale edemeyiz. Tamam işte müdahale edemezsiniz de sizin odanıza üye olan esnaf kredisini de esnafa çıkarabilmeniz için yaptığınız çalışmalarda bir şey üretebildik mi? Yani bir şey elde edebildiniz mi devletten? Şimdi bizim... Yani bu küçük esnaf kredisini biliyorum. Devlet oturur bankalarla... Faiz anlaşır. İstikrar evet. fonundan evet. ben karşılayacağım evet, evet, der. Evet, evet. Bu kadar düşük faizli bir kredi vereceğim der. Küçük esnafa. Böyle bir şey başarabildiniz mi? Yani bu dönemde olabilecek bu, mi? Bu önümüzdeki dönemde olacak. Çünkü başbakan bize bunun için söz verdi. Yani başbakan bize bunun için söz verdi. Bu krediler, esnaf kredileri verilecek. Evet. Ama mühim olan dediğiniz gibi verilirken doğru yere verilmesi lazım. Yani banka aldığında bunu... O zaman sizin de görüşümüz alınsın Sayın İşte Başkan. İşte onu diyorum biz. Biz onu söylüyoruz zaten. Bizim görüşümüz almaz. Sadece bizden sadece bir oda belgeliği üyeliğini almakla olmayacak. Bizim görüşümüz Çünkü alınsın. Çünkü sonuçta sizin üyeniz evet, ve bizim üyemiz. Biliyoruz bu insanlar. Evet, var mı yok mu? Alırsa bu krediyi iş yerine yatırım olarak yatırım kullanacak mı? Kullanmayacak evet. mı? Tabii, evet. Yoksa başka bir yerde mi kullanacak? En azından protokoller yapılırken odanın da görüşü alınarak dense işte daha iyi olmaz mı biz acaba? Biz bunu son başbakanla görüşmemizde bunu özellikle dile getirdik ve başbakan dedi ki yani bu kredileri vereceksin ama bizim bacağımız orada olacak. Esnaf alacağında bir krediyi uzun biz bileceğiz. Sadece bizden aldığı üyelik belgesini getirdi size gösterdi. Ver kredi yoktur. Anladım. Başbakan bunun için bize söz verdi. Bu komitelerde bizi de katacağını. Onun için bekliyoruz devletin bacağına. Bir de Halk Bankası'nın verdiği bir kredi var. Evet. Halk Bankası'nın verdiği kredi %12,5'tur. Bu Türkiye... Kaç paraya kadar? 500 bin TL'ye kadar işletmenin büyüklüğüne göre 500 bin TL'ye kadar veriyor. Birçok esnaf da bundan yararlandı. Gene esnaf odalığı istiyor. Şu anda gene %12,5'tan var mıdır? %12,5'tan var. 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 Ama odaya üye olması şartı var. Evet, evet odaya üye olması şartı var. Yani odada da üyeliğine bakar, bilançosunu ister. Bakar bilançosu nedir, borcu var mı, yok mu? Ona bakar. Kefili tamam mı? Yani iş yeri tamam mı? Biraz Halk Bankası biraz daha sıkı eliyor. Doğrusu da budur zaten. Evet. Doğru olan da budur. Yani doğru olan budur. Yani, İyi, o zaman yani üyeniz için siz de bir çaba sarf ettiğinizi tabii, açık ve net bir şekilde yani biz söylüyorsunuz. Üyelerimiz için yani odamızın şeyi var. Mesela elektrik kurumunda indirimimiz var. Yani sanayi bölgelerinde esnafınıza biz yazı veririz. Esnaftır. Biraz elektrikte bir indirim alıyor. Teşvik yani, olarak aldığınız teşvik miktar nedir? Teşvik olarak aldığımız... Onu yükseltecekti dediniz. Geçen programda işte yükselme oldu yoktur, mu? Yoktur. Daha olacak olmadı. Mı? Ümit ederek olacak. Evet. Evet. Gene imalatçılara yazı veririk. Gümrükten. Hı hı. İndirimli mallarını indirirler. İmalatçısın sen. İşte atıyorum. Duşa kabin üredin. Bizim üyemizsin. Biz sana yazı veririk. Şimdi ticaret odası üyesi değilsin. Var mı duşa kabin üreten esnafımız? Var. Ham maddesi dışarıdan geliyor. Evet, ham maddesi ve dışarıdan. Ve burada üretim yapılıyor. Evet, nerede? Evet, var.
Sanayi de var. Hasbolat sanayi. Eski Hasbolat. Evet. Burada Lefkoşa sanayisinde var. Vardır yani. Var yani. Var. İmalatçı var. Yani bunlar da bizim öğlemizdir. Ürettikleri duşa kabinleri yeşilat tüzüğünden faydalanıp güneye yapabilirler değil mi? Tabii. Alüminyocu çok var. Burada ha. Üretiyor. O tarafa takıyor alüminyum. İyi, maşallah. Yani yeşilat tüzüğünden. İnşallah. Gene demir başlar için bir indirimi var. Atıyorum işte bir makinist bir lif almak ister. Hani ya. İndirir arabayı. O biz yazı vererek gene onda bir indirimimiz var. Gene odalarımız, üyelerimize hastanelerle, özel hastanelerle bir anlaşmamız var. %10, %20'ye kadar indirimlerimiz var. Belli başlı hastanelerle protokolümüz var. Onlarla indirimimiz var. Yani üyelerimize biz devamlı bir şeyler üretiyoruz. Gene bir gazetemiz var bizim. Her 3 ayda bir çıkar, üretim gazetemiz. Hı hı. Bütün esnafımıza dağılıyor. Orada görüşlerimiz, ne yapıyoruz, ne diyoruz, onları anlatıyoruz devamlı. Üyelerimize ulaşıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar hizmet yapıyoruz biz üyelerimize. Gene denetim faaliyetlerimiz var. Yani bizi bir üyemiz aradığında der ki işte filan yerde bir tane kuaför var, kaçak, evde kaçak yapıyor. Biz ona gidip müdahale ediyoruz. Gidiyoruz, kontrol ediyoruz, raporunu yazıyoruz, bakanlığa yolluyoruz. Orada artık bakanlıktadır, Çalışma Bakanlığı'ndan çıkacak bu netice. Yani bizim o kadar... Peki, mesela örnek berberlik, bir fiyat endeksi. Evet. Bu fiyat endeksini sizler mi belirlersiniz? Şimdi onu berberlerin, birliklerin... Bir birliği var. Birliği var, o yönetim kurulu, otururlar, bunlar belirlerler, bize getirirler. Başkan, biz... Bunu böyle öngördük. Yönetim kurulu kararı var. Biz de altına o yaptıkları fiyat listesinin altına imzalarız. Ama buna da genelde herkes uymuyor ya. Yani evet. Yani bir fiyat listemiz var. Berberlerim evet. Var. Yani berberlerim, kuaförlerim var. Yani şey bu. Gene odamızın faaliyetleri arasında bu depremzedeler için biz 500 tane konut yapıldı bu ülkede. Hatay'daki deprem orada sanayi odası, esnaf odası, müteahhitler birliği, oteliciler birliği ve bir olarak birleştiniz. Evet, birleştik. Ve bu 500 adet barınma yerini sonlandırdınız, yaşam evini gönderdiniz mi? Yoksa gönderdik. Yarısı mı gitti? Gönderdik. Hepsi gitti. Oradaki altyapıyı valilik işte altyapı yapıyor. Herhalde bu önümüzdeki günlerde altyapı biter. Kısmet ise gidip onları teslim edecek, açılışlarını yapacak. Yani biz görevimizi yaptık. Sayın Başkan, siz birleştiğiniz bunların yarısını sizler, yarısını da devlet mi karşıladı? Yok. Biz bu işe başlarken 500 taneyi biz bu kurumlar, odalar yapacaktık. 500 tane de devlet yapacaktık. Peki yaptı mı devlet 500 taneyi? Yok. Devlet bir tane daha yapmadı. Burada parmağımın arkasına saklamama gerek yoktur. Devlet bir tane daha yapmadı. Bir taneyi yapmadığını bırakın. Yapılması için sizin inan işbirliği içerisine girmediler mi? Bizim inan devlet oturdu, protokol yaptık. Dışişleri Bakanlığı'na bir protokol imzaladık. Evet. Ben de masanın üstünde oturdum. 5 tane oda başkanımız, başbakan, başbakan yardımcısı ve işte diğer bakanlar da oturduk. Bir protokol yaptık. 500 taneyi biz yapacağız, 500 taneyi de kendileri yapacak. Biz oradan çıktık, hemen biz işe boyunduk. Biz hemen işe koyunduk. Hatta üretim bacağını ben üstlendim. Bizim esnaf odası üstlendi. Evet. Diğer odalar da finansı üstlendi. Her oda bir görev üstlendi. Biz bu 500 tane yaptık, hazırladık. Hatta bizden devlet inanır mısınız? Bunların KDV'sini bile aldı. KDV'sini bile aldı bunların. Biz demircilere bu işi yaptırırken maliyetlerini yaptırdık ve fatura istedik tabii. Faturalı olacak bu işlere. Devlete dedik bunların KDV'sini almayın bize. Yok dedi. Olmaz. KDV'sini sizden alacak. Demirciye ödeyeceksiniz. Biz de günü geldiğinde size ödeyeceğiz. Tabii ben ödeyeceklerine inanmıyorum yani. Yani ben inanmıyorum ha. Devletten alacağınız olsun derler ya. Tamam da yani yani bu belki bu KDV'leri ödemesek belki 500 değil de 520, 530 yapacaktık. 530 yapacaktık. Yani bunu da ama devlet bir tane daha yapmadı. Şimdi benim yani, bildiğim 500'ün 250'sini devlet karşılayacaktı diyebilirim ben. Demek ki yanlış hatırlarım. Yanlış bildin kesinlikle. 500'ünü de siz... O protokolda benim imzam var çok eminim. Bu konsorsiyumun içerisine sanayi odası,
Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Müteahhitler Birliği, Ticaret Odası, Ticaret Odası ve Otelciler Birliği. Beş tane ana imzayı koyan kuruluş bizim. Evet. Onun yanında başladı işte destek vermeye. Küçük küçük odalar, küçük küçük dernekler destek verdi. Finans topladık, para topladık, program yaptık. Yani iyi bir, hatta burada inanmayacaksın ama üretimde benidim diye. Hakikaten demircilerimiz, çok teşekkür ederim onlara, kaynakçılarımız, dış cephe kaplamacılar. Çok kaliteli bir iş yapıldı. Çok kaliteli bir iş yapıldı ve inanmayacağım maliyetini yaptılar bize bu işi. İnanmayacağım. Gece gündüz çalıştık, gece gündüz çalıştık. Vallahi yani, ellerinize sağlık. Çok çok yani, teşekkürler. Biz, sizler yani gece bu işe çalıştık. Çok büyük bir katkı koydunuz. İnşallah da Türkiye'de gerekli olan insanlara altyapılar yapılır ve gerekli yapılır. Olan yani insanlara verilir ve yani, yaşamlarını sürdürebilirler. Yani, evet, şimdi tekrar kış geldi. Evet. Yani kışın içinde biz başladık. Biz çok süratli bir biçimde başladık. Biz yolladık ama maalesef altyapıyı orada yapmayınca da vermediler de. Ya. Yani dedik ya bu insanları koyun içine. Yok dedi, olmaz çünkü altyapı yok. Onlar da haklı. O da haklı. Yani da şimdi haklı. Oraya evet. Götüreceksin. Lavabosu var, tuvaleti var, suyu var, elektriği var. Biz lavabosu, tuvaletleri böyle taktık içine. Evet. Hepsini taktık ve öyle yolladık. Evet. Onlar sadece bir şebeke bağlayacaklar. Elektrik akımını getirip bağlayacaklar. Girecekler içine. O kadar. Yani biz bunları hepsini yaptık. Evet. Ama dediğim gibi bekliyoruz. Herhalde yani bu Ekim 15'ini falan geçmez. Gidip açılışı yapacağız. Yani inşallah. Yapacak. Evet, inşallah yani. Hayırlısı olsun. Yani, açılışını da yapın. Evet, yapacağız yani. Onu yapacağız yani. Yani. Evet Sayın Başkan, son bir dakikamız, evet. Programın sonuna evet. Geldik. Ne söylemek istersiniz? Söylemek istediğim, ilk başta konuştuğumuz gibi ailelere çağrı yaparım. Çocuklarını mesleğe yönetsinler. Meslek altın bileziktir. Meslek altın bileziktir. Lütfen herkes buna göre okumayacaksa mesleğe yönlendirsin. Mesleğe yönlendirsin. Meslek altın bileziktir. Üstüne basa basa söylüyoruz. Yani bugün bir tane sanatkar yoktur ki işsizdir. Evet. Evde otururum işsizdir. Ama yüzlerle üniversite mezunu var işsizdir. Evet. Alakasız işler yapıyor. Onun için herkes, bütün çocuklar üniversite okuyacak diye bir kural yoktur. Yoktur. Onun için bunları görerek değerlendirsinler. Evet. Siz de basın olarak devamlı bunları gündeme getirin. Sesimizin duyurun. Evet. Peki. Çok çok teşekkür ederim. Teşekkür Sayın ederiz. Başkanım. Sağ olasınız katıldığınız için. Evet, Sayın Başkan'ı dinlediniz. Sayın izleyicilerimiz lütfen kulağınıza küpe olsun. Hakikaten sanat altın bileziktir. Bunu her defasında ben de vurgu yaparım. Ben de ortaokuldayken müdürümüz çıkardı ve bize bir konuşma yapardı. Ve çocuklar, okuyacaksanız ailenize masraf yaptırın. Okumayacaksanız sanat altın bileziktir derdi bize. Bunlar hakikaten çok önemlidir. Okumayacaksanız sanata gidin. Çok ihtiyaç vardır ülkemizde üretimde ara elemana, sanatkara. Bu vesileyle Sayın Başkan'ın da söylediklerini unutmayın diyorum. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.